Bir süredir seyahatte olan ünlü iş adamı Ardit Somer'in dünya turu sağlık gerekçesiyle aniden son buldu. İlk evliliğinden olan oğlu Doruk Somer ve eşi Sitare Somer tarafından apar topar Türkiye'ye getirildiği öğrenilen Ardit Somer'e Alzheimer teşhisi konulduğu öğrenildi. Ya işte dünyayı gezen adam bu işte Fatma teyze. Ay yazık ya, adamcağız bunamış. Ulan adam şu haliyle dünyaya geziyor. Arkadaş biz şuradan şuraya gidemiyoruz ya. O ne biçim laf Fevzi? Günah. Ay aman aman, Allah korusun. Ne bakıyorsun bana be? Ne bakacağım ya? Sen yaşlısın ya Fatma teyze ondan. Alzheimer olma diye. Aa, üstüne iyilik saygı, sen kendi babana bak. Baban benden yaşlı. Ama bir kere. Sen benim için üzülme. Ben bulmaca çözüyorum, bulmaca. Hoyt. Sus. Demek bu işin ilacı bulmaca mı baba? Tamam, ben yazdım buraya. Tamam. Ya Zeynep. Bu adam ta Cape Town'daydı. Nasıl anlaşılmış, nasıl getirmişler? Ya yok İpek, değil. O üst katta ya. Bilmiyorduk, o kadarını sormadık biz. Hadi, sofra hazır. Hadi, yemeğe geçelim. Doğru. Sen hadi, ben uğraşamayacağım. Geç. Hadi, bakma halde olduğunu bilmiyordum. Bir tal gibi Sitare'ye inandım. Aptal gibi adamı. Dünya seyahatinde zannediyordum ya. Ne oluyor bilmeyince? Hı? Adam dünya turundayken ayıp etmedin de. Bunayınca mı ayıp ettin karısıyla? Bitti. Sitare bitti. Benim için bitti mi? Öyle senle mine gibi de değil. Tıraştan da değil. Gerçekten bitti. Anne tamam, sakin ol. Bak ben babamın doktorlarıyla konuştum. Babam şu an çok kapsamlı bir sağlık taramasından geçiyor. Her detaya bakacaklar. Ben sabah erkenden gidip seni doktorlarla konuştururum, merak etme. Üzülme sen lütfen. Ağlama anneciğim, ağlama. Anne ben seni daha sonra arayayım mı? Selamımı söyleseydin annene. Avukatınız göndermiş Doruk Bey. Aa. Daha babanın kontrolleri bitmedi. Bu ne acele? Önemli bir şey değil. Ufak tefek gündelik detaylar. Bu 16 Kasım 2022 itibariyle Ardıç Somer'in yasal vasisi olduğunun belgesi. Ha? Ve bu da evlenmeden önce imzaladığınız mal paylaşımı rejimi. Yani yalı evliliğinizden önceki döneme ait olduğu için malum. Yalı üzerinde hiçbir hakkın yok. Tüm haklar babama ait. Ben de babamın tek çocuğu ve yasal vasisi olduğum için ve bugün itibariyle de Türkiye'de yaşamaya karar verdiğim için artık doğduğum evde kalacağım. Yani anlayacağın, yasal hakkımı kullanıp evimi geri alıyorum. Ama seni sokağa atmıyorum, merak etme. Beni sokağa atmıyorsun demek. Ne yüce gönüllüsün, Allah razı olsun.
İstersen Bebek'teki eve geç. Kalamış'taki, Suadiye'deki. Seç, beğen, al. Hangisini istersen. İstediğin gibi yerleş. Ama artık çocukluğundan çık Sitare. Seni burada istemiyorum. Bu ev işlerini halletmen için de sana bir hafta veriyorum. Aa, bu arada. Annemin de sana çok selamı var. Kahretsin.